saptırıyorsunuz olayı? Ya faşistlikle ne alakası var? %83 bu ülkede faşist mi kardeşim? AK Partililer dahi kendi de biliyor. Ben mülteci sorunu dinlendiriyorum diye ırkçı mı oluyorum? Bu millet ırkçı mı oluyor? Bu dil işte bak, bu dil bizi ayrıştırıyor ya. Sen de biliyorsun sorun bu. Bir takım işte falanlar filanlar. Bize de bir takımdan ya. %83 faşist mi kardeşim? Türkçülükle, Türklük kavramıyla ırkçılığı niye yan yana tutuyorsun? Birileri mültecilere tepki gösteriyor. Ben de gösteriyorum. Bak %83 anket yapıldı bu ülkede. 30 tane AKP'li sayın işlerinde bir tane bakan ve 7 tane müsteşar. Onlar da şikayetçi. Ne yapacağız şimdi? Yani ırkçı mı oluyor? Faşist mi oluyor? Yani bakın bir de Kürt meselesini diyecekler meraklanmayın. Burası yol geçen hanı değil. Bunların anlattığı gibi ensarmış mı? Bırakın bu hikayeleri ya. Artık millet yemiyor dedim ya. Faşist diyor ya. %83 istemiyor. Bunlar faşist mi kardeşim? Öbürü de... Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini istemek ırkçılık mıdır? Türk milletinin %90'ı Suriyeliler vatanlarına dönsün diyor. Türk milletinin %90'ı ırkçı mıdır? Hayır, tabii ki değil. Faşist mi kardeşim? Değil değil mi? Soros ve desteklediği vakıflar sığınmacıların Türkiye'de kalması için başından beri çalışmaktadır. Soros ne diyordu? Türkiye'de mülteciler kalmalı ve Türkiye bunlara bakmalı. Göndermemeli demişti. Gönderilmesin istemişti. E bunlar da düne kadar göndermeyeceğiz dediler. O zaman bunlar da Sorosçu. Fotoğrafları ki bunların oyunlarına alet olmayacağız. Kimlerin? İşte izi servislerin. Ülkemizde evet mülteciler üzerinden problem çıkartmaya çalışacaklar. Tutun diye tavsiyede bulunan yabancı büyükelçiliklerde ülkemizi karıştırmak için bu insanlar üzerinden hazırlıklar yapılıyor. İşsiz kalırmış fabrikatörler. Bunu İçişleri Bakanı da söyledi. Efendim neymiş? Ya bu emek sömürüsü de günahtır. Soyulmasını, emek sömürüsünü savunuyor. Yola çıkartabilir. İktidar bunun korkusunda. Bakın bunu söylemezler. Ben söylüyorum. Onun için gençler sakın. Devlet bu işe kesinlikle el koydu ve koyacak. Bunların işi değil artık bu. Bunlar zaten bu işi beceremiyor. Her biriyle göndereceğiz. Onun için şunun da farkındayız ki sığınmacı sorunu Türkiye'nin uzun yıllar taşıyabileceği, hazmedebileceği ve tahammül edeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Yanan ateş söner sönmez, kaos ortamı biter bitmez, sükunet sağlanır sağlanmaz, ülkelerine dönüşleri el birliğiyle, güç birliğiyle, insan haklarına muvafık şekilde ve hepsinin rızasıyla hayata geçirilmelidir. Ve gelecek perspektifi politikalar partiler üstü bir anlayışla ele alınıp kademe kademe tatbik edilmelidir. El birliğiyle göndereceğiz. Onun için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip çıkacağız ordumuza. Gidecekler meraklanmayın. Burası yol geçen hanı değil. Bunları anlatayım. Elbette Türkiye yol geçen hanı göçmen ve sığınmacı kampı değildir. El birliğiyle bu işten kurtulmamız gerekiyor. Muhalefetiyle, iktidarıyla. İşte Esad'la konuşulsun dedik, çözümleri söylemiyorum. Devlet bunları gönderecek. Gidecekler. Ha nasıl diye sormayın. Gidecekler. Yakında Esad'la da oturup konuşacaklar. O benim dediğim, o da gerçekleşmiş olacak. Yıllardan beri söylüyorum. AK Parti... Suriye Devlet Başkanı'nın 30 Nisan 2022 tarihinde ilan ettiği genel af kararı mühim ve geri dönüşleri kolaylaştırıcı bir gelişmedir. Bu kapsamda hükümetin uygulayacağı her politikayı sonuna kadar destekleyeceğimiz herkes tarafından bilinmelidir. İşte bu arada ne olur? Gizli servisler, CIA özellikle bu nalet NATO, Amerika, işte bu müttefiyiz falan diyoruz ya, bunlar ortalığı karıştırır. Çünkü sığınmacı sorunu aynı zamanda kapalı devre faaliyet gösteren ülke örgütlerin, istihbarat kuruluşlarının telkin, tazyik ve yönlendirmesine son derece açık haldedir. İsteyenler var. CIA ülkede cirit atıyordur şu anda. Bu karanlığın içinde Türkiye aleyhtarlığı ajanların cirit attıklarını ileri sürmek de
bir vehim olarak değerlendirilmenin elidir. Mülteci kelimesinde altını çizdim. İşte sığınmacı mığınmacı Afganistan'dan geliyorlar şuradan. Daha önce Karate'de sorguluyorum. Bunun yanında düzensiz göçle ülkemize gelenler vardır ve bunların uyrukları da bellidir. Sığınmacıları mülteci değildir, göçmenler de sığınmacı değildir. Evvela ve söylentileri haklı çıkaracak fake de olsa görüntüler, hoşa gitmeyen meydan okumalar, saçmalıklar toplumun içinde yaşanıyor. Bu işte bazı filmler, dezenformasyonlar, şunlar bunlar bazı iyi niyetiyle yapılıyor, ön alınsın diye. Bazıları işte uyarılıyor. Halkı bilinçlendirmek için. Fakat işte bu arada ne olur? Gizli servisler, CIA özellikle bu nalet NATO, tepkisel yönü baskın, provokasyon dozajı yüksek, kirli malumatlar, gerçek dışı iddialar, çarpıtılmış haber ve fotoğraflar özellikle sosyal medya kanalıyla yoğun olarak servis edilmiştir. Kabul edilmelidir ki sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı, istismara müsait bir zaafı haline gelmiştir. Bu işe kesinlikle el koydu ve koyacak. Bunlar bunların işi değil artık bu. Bunlar zaten bu işi beceremiyor. Ve Suriyelilerin yurtlarına emniyet içinde kavuşmaları mümkündür. Kaldı ki hükümetin iradesi de bu yöndedir. Gençler sorduğunu söylüyorum. CIA, Mossad veya işte BND, işte MI6, MI5 neyse birçok istihbarat örgütü cirit atıyordur. Ve muhtemelen de ülkemizde mülteciler üzerinden bir kaos planı tasarlamışlardır. Mültecilerin istihbarat kuruluşlarının telkin, tazyik ve yönlendirmesine son derece açık haldedir.